iyi adam beni işe aldığına pişman olacak resmen. Zamanımı niye iyi kullanamıyorum ki ben? Sen de biliyorsun olmadığını. Bana böyle laf kalabalığı değil. Orijinal fikirler lazım. Of. Ya elim böyle diye yazamadım. O yüzden eskilerden getirdim ben de. Ah! Ama bugün çok güzel bir fikir geldi yolda. Kayıt cihazına kaydetmiştim. Bir dakika. Nerede ya? Dur, üzülme bu kadar. Hallederiz bir şekilde. Ama o bana canın doğum günü hediyesiydi. Ha, öyle mi? Ayşegül bak, gidelim yenisini alalım. Ha. Bu kaybetme olayı da aramızda sıra olarak kalır. Ne dersin? Aa, vallahi bu aynısı. Bunu alıyoruz. Tabii ki efendim, kasaya bırakıyorum. Ne oldu Ayşegül? Murat almayalım ya, boş ver. Ne oldu şimdi? Birden kötü hissettim kendimi. Hani aynısı evet ama aynısı olmayacak. Hediyeydi o. He. Anlıyorum. Manevi değeri var. İlk hediye. Kusura bakma ne olur. Seni de buraya kadar sürükledim bu kadar yoğunluğunun arasında. Saçmalama. Hadi gidelim. Pardon, biz vazgeçtik. Sen bir çalışanın başına gelebilecek en iyi patron olsun. O kadar emin olma, daha çalışmaya başlayamadık. Ayşegül. Heh. Gel şurada bir kahve içelim ha. Bir dakika. Olmaz olmaz. Daha bir sürü işim var. Geç kaldım. Nereye? Eve. Bir sürü işim var. Daha lavaboları ovacağım. Lavabo? Evet. Sana iyi bir patron derken bunu kastediyordum. Daha ne patronlar var bir bilsen. Ayşegül ne patron ne işi ne diyorsun? İçin çok sağ ol. Cengini tutsana kızım ya. Lavaboları olmak ne?